Allah. Allah. Beni öldürmekle Balkanlardaki Türkleri bölük pörçük bırakacaklarını sanırlar. Ağlamayın. Ağıt değil, uğraş günüdür. Fikrimi kaldığım yerden siz sürdüreceksiniz. Bir gün bu kan ve barut cehenneminde kurtulur, ana yurda kavuşursanız toprağı bir kere de benim için öpeceksiniz. Şimdi beni dinleyin. Vakit yitirmeden soydaşlara haber ulaştırın. Türkler birlik olsun, uğraşı haklı kılsın. Babanın vasiyetini unutma kader. Ağaç değil iş günüdür. Türkler birlik olacak, uğraşı haklı kılacak. Alman orduları tüm dünyayı şaşkına çeviren bir hızla ülkeleri bir bir düşürerek ilerliyordu. Doğuda da durdurulmak bilmeyen Alman orduları, kuzeyde Rusya işlerine, güneyde Balkanlara dek ilerlemişti. Bulgaristan'ı da işgal eden Alman orduları durmuş, yeni bir emir bekliyordu. Amaç Hindistan'a ulaşmaktı. Ama hangi yoldan? Yol üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti mühimmat ve erzak depolayarak savaşa hazır duruma girmişti. Balkanlardaki Türkler ise kötü günler yaşıyor. Avşaroğlu! Bekliyoruz beyim! Beni bırakamazsın Avşar. Götür beni de. Sonya, bu bir uğraştır. Korkan yeri yoktur. Öyle bir uğraştır ki kadın kişinin yeri yoktur. Babam bekliyor. Onunla köye git. Sağ dönersek daha güzel günler göreceğiz. Ölürsek bu vedamız olsun. Dinimi, dilimi, töremi terk ettim senin için Afşar. Gitme demem ama beni de götür. Menkov domuzu çetesiyle her şeyi haraca kesmiş. İntikamını da almak ister. Bana neler yapacağını bilirsin, anla beni. Benim için gözünü oyduğun Menkov'u hatırla. Biz hazırız Afşaroğlu. Düşün yola, yetişirim ben. Ötekilere haber uçur Neşeli. Tamam. Batıdan naziler geliyor. Çeteler dağlardan iniyor geceleri. O pis eller beni ellesinler mi? Hadi konuş Avşar. Sen Akıncı torunusun. Akınlar eskise de töreler eskimez. Seni götüremeyeceğimi biliyorsun Sonya. O zaman yargı törelerin olsun. Evet çocuklar, bu yıl okul erken bitiyor. Bundan sonra bellediklerinizle kendiniz devam edeceksiniz. Ana dilimizi, ana yazımızı unutmayın. Son cümlemizi beraber söyleyelim. Yarın Çalınca Borazan toplanırız aynı bayrak altında. Evet çocuklar, bir kez de ben söylüyorum. Yarın Çalınca Borazan toplanırız aynı bayrak altında. Nedir seni böyle dertlendiren, düşündüren? Gitmek zor. Sen antikalarım, atlarım, konağım. Öyleyse gitme. Gitmemek olur mu? Ben Türk'üm, çağrı var ve yörenin beyiyim. Gideceğim. Gitme, ne olur. Ve
Beni bırak Fasiret Bey. Sadece seni mi bırakıyorum ki? Yıllanmış şaraplarım, av köpeklerim, her biri bir hazine değeri cins atlarım. Gitmemek elde değil. Dua et güzel kadın. Dönüşüm çabuk olsun. Git, git öyleyse. Yolun açık olsun. Bir gün olup vatanıma ulaşsam, gözlerimden döksem sevinç gözyaşını, sancağımın gölgesinde dolaşsam, öpsem, öpsem toprağını, taşını. Ey okumuş! Senin gibi mürekkep yalamışların, bizim gibi leş atlamışların yanında ne işi var? Silah tutmak, kalem tutmaya benzemez. Yavru! Kitap okumamış, kalem kullanmamış kişi silahını ne zaman, neye karşı kullanacağını bilemez. Delice, ne demiş atalarımız? Deli bin dostun olacağına, akıllı bir düşmanın olsun daha iyi. Laf etme, kadın tav etmeye benzemiyor delice. Böyle bozuverirler fıyakanı. Ah, geç bir kalem. Amanının ya Leli ya. Ulan mezesiz olur mu hiç be? Sen şimdi bir yumruğun bir tadına bakıver. Tamam, oyun bitsin artık. Geliyorlar. Töreyi bozmayıp çağrıya koştunuz. Sağ olun. Gelenek burada Ahi Bey'in bulunmasını gerektirirdi. Ama vurdular onu. Sabah namazını eda ederken avcının zulmüne uğramış bir at güvercin gibi düştü. Türkleri birbirinden koparırız diye öldürdüler onu. Ama babam ant verdirdi bize. Biz de ona söz verdik. Uğraş kaldığı yerden sürecek. Türkler birlik olacak. Uğraşı haklı kılacak. Korkan varsa dönsün. Yiğit varsa yürüsün. Önce an biçilsin. Birlik olacağıma, uğraşı haklı kılacağıma and olsun. And olsun. Hadi! Oh.
Şehşir! Şehşir! Ya Allah! Schweiz. Komm! Çoğumuz öldü. Ama başardık. Tanrı'ya şükürler olsun. Ölenlere rahmet eyle. Hadi kızım. Biz de seni bekliyorduk. Führer'in yeni bir zaferi daha kanla yıkanacak. Söyle, arkadaşların nerede? Ne demek istiyorsunuz? Anlamadım. Gestapo! Biz Adolf Hitler'in ağasıyla konuşuruz. Sorunca da cevap isteriz. Cevap! Ben alçak diyelim. Konuşturamazsınız. Herkes bir parça alçaktır. Çünkü biz hainleri seçmekte ustayızdır. Konuş beyefendi! Ne sahtekarsın ulan be, yürü. Sen destur al da ondan sonra konuş. Unutma, hayatını kurtar. Sana da bak, bak, kurtar. Başarpa. Yürü, bir kayık geliyor. Sultan Hanım olabilir.
İyi misiniz Sultan Hanım? Çok şükür Allah'ıma geldik. İşte plan da elimizde. Her kişiye teslim. Delice, dosyayı alıp çantayı imha edin. Hemen yola çıkacağız. Bir çorap çıktı. Bir kadın çorabı. Yazık oldu ölen yiğitlere, yazık oldu. Bize direnmek boşunadır. Biz dünyanın kaderini elimizde tutuyoruz. Seni un ufak eder yine konuştururuz. Hazırlanan tuzağa düştünüz. Türklerin ileride patlayacak direnme hareketini böylelikle kırdık. Ele baştan da ile geçireceğiz. Yerlerini söyleyeceksin. Çünkü... Durun! 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 Götürün! Durun! Boyunluk bu kadar yeter. Albay Kruger, gülme albay. Zaman kimin haklı olduğunu gösterecek. Zaman. Kadınların gönlüne giden yol çiçeklerle süslüdür. Bahçeyi satın alıyorum, odama doldurun. Gestapo! Yakalayın kadını! Albayım, Ahi Bey'in karısı. Götürün. Bir hain daha yakalandı Fräulein. Bir zafer demektir. Kutlamalıyız. Odamda. Albayım. Kabare aktrisleri aşan olurlar albayım. Hadi. Öküzün altında buzağı aramam ben. Beni inekler ilgilendirir. İnekler. Fräulein. Plan başarıyla uygulanıyor ama hanımı götürdüler, belki de öldürecekler. Gerekiyorsa ölür, biz de ölürüz. Yeter ki amacımızdan dönmeyelim. Sana yardımcın olsun kahraman. Ne? Güzel kadın ağlıyor ha? Sevinç gözyaşları olmalı. Müstakbel generalle tanışmanın sevinci. Aa, acele yok Albay Kruger. Buraya niye geldik albay? Şampanya içmeye. Alınız albay. Dünyanın en güzel şampanyası. Şerefinizi açmak isterim. Halis Fransız. Paris'e ilk giren bendim. Şeye ilk giren de ben olacağım. Ha? Aa, gevezelik yok Kruger. Kendine gel. Konuşmayı severim. Hadi sevgilim. Konuşun ne olur. Ne olur. Güzel kadın. Hadi canım. Hadi. Seni hep yanımda görmek isterim.
Hindistan'a dek uzanacak o büyük yolda hep yanımda olmanı isterdim. Belki Türkiye'den de geçecek yolumuz. O zaman sana bir Bosfor gecesi yaşatırdım. Yani Boğaziçi. Yani Konstantinopolis. İstanbul albayım, İstanbul. İçelim. Bayılalım. Sen sarhoş oldun Albay Kruger. Atıyorsun Albay. Atmıyorum. Walter Kruger gelişin generalidir. Güzel kadın ve bu günler çok yakındır. Şu an elimde sallanan şu anahtar Türkiye'nin. Neyse içelim. Sen de tanık olacaksın güzel kadın. Walter Kruger adını tarih yazacaktır. O zaman sen bu kahramanla yattın diye övüneceksin. Hadi soyun güzelim. Ben utangacımdır albay. Rica etsem arkanızı döner misiniz? Hadi güzelim, hadi soyun bakalım. Soyunuyorum canım. Soyun, soyun. Bakmayın ama. Öldüreceğim ulan seni. Bana göğsünün üstüne kaşın var dedim. Ben de seni geberteceğim çünkü peynirle ekmek yedim. Nain! Bak şimdi Alman asker abicim, sen bana nain deme. Ona nain de abi. Çünkü bana ne yaptı lan? Bak, anlatacağım şimdi. Bu işler biraz saklı. Hayt bizim salak süvariler halkı. Verelim barca. Ya peki, barışalım. Ya, ya. İnşallah. Yıkıp temizliğinde buluşacağız. Yüzlerimizi de değiştirelim hemen. Hadi de şöyle yap numaranı, tamam. Geç. Ne oluyorsun? Bağırma, kesek burada. Anırvak serbest ama. Ne yapalım şimdi? İstersen köpek gibi ağlayayım. Belki ondan hoşlanırsın. Bak yapma, fena olur ha. Yapma.
Akalan Üsküdar'ı geçti. Bana filan gerisi yalan. Doğurun ulan, doğurun! Anahtar! 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 Hay! Alarm! 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 Hitler'i ve düşlerini alkışlayan burjuvalardır. Sen de alkışlayacaksın. Zorunlusun. Zorunlusun. Karış. Hitler'e. Karış. Ne olur konuş direkt. Sana bir gösteri yapalım o zaman. Bu Bulgar Menkov yarın idam edilecekti. Şimdi kurtuluş ışığı çıktı. Al, güzel bir kadın Menkov. Onu hepimizin ve de kocasının önünde becer. Hayvanlar! Umduğumuz sonucu alırsak serbest ol. Hayır, kurtar beni değil. Hadi Menkov, başla. Hayır, kurtar beni değil, kurtar beni. Planı Avşaroğlu aldı. Avşaroğlu mu? Şeytanın boynuzu. Şimdi yıkık cevizi. Neresi bu yıkık cevizi? Ben biliyorum komutan. Eğer işi bana havale ederseniz size onların başını getiririm. Çünkü Avşar'la çok eski bir hesabım var. Askerleriniz o yalçın dağlarda yürüyemezler bile. Bu komutacı işidir. Yanıma adamlarımı da verirseniz iş tamam. Plan sizin, Avşar benim. Senin. Gelmiş olabilirler mi? Onların yolu biraz dolambaçlı. Henüz gelmiş olamazlar. Biz şu mağaraya sığınıp yolu gözleyeceğiz. Onları görünce seslenip geldiğimizi bildiririz. Ötekiler nerede? Avşaroğlu denilen bela dostlarıma ait bir emanet taşıyor. Kızın ha? Avşar'ın dostu mu yoksa metresi mi? Avşaroğlu ile bir ilgim yok benim. Kadınlar Avşaroğlu'na pek ilgisiz kalmaz. Hele orospular. Sen de ona kapılmış bir fahişesin. Ödeteceğim bunu. Avşaroğlu'ndan başka erkeklerin de olduğunu belleteceğim sana. Gelmiş olmalıydılar. Başlarına bir iş gelmiş olmasın. Siz de çekin bir harfırt. İyi gelir ha? Kesme! Ay. Zaten şu çantadaki dosyayla yürüyen bir felaket bölgesi gibiyim. Hoşuma gitmedi bu sessizlik. Uzaklaşalım. Neden sustun? Neler tasarlıyorsunuz ha? Konuşsanıza be! Konuş! Demek sesinizi yuttunuz. Sana sahip olacağım kız, hayvanlar gibi. Ancak benim ölüme sahip olabilirsin, bok böceği. Bırakın, bırakın kızımı! Bırakın kızımı! Silah sesi bu. Komitacılar belki.
Burası Menkov'un bölgesi. Şu ırz düşmanı ayı mı? Menkov! Ne dersin Kalev? Bu kadın ölü de. Ölü de olsa kadın işte. Ama hayvansın. Hayvanım, hayvan. Menkov! Menkov! Kader! Kader! Dokunmayın bana. Kader! Sevdiklerimiz ölse de yaşam sürüyor. Delicesine! Acımasız, sınırsız. Yolumuza gidelim arkadaşlar. Burada ateş yanmış bu gece. Buradan gitmişler komutanım. Bu sefer bitireceğim işlerini. Menkov'un intikamı dehşet doludur. Yürüyün! Sen de yürü, yürü hadi. Şöyle. Hay Allah kahretsin. Dur. Bir yudum içmezsem çıldırırım ben. Bildiğiniz gibi değil. Kendine gel be, açlıktan ölmek değil mi? Bir çare düşünmeli Afşar. Aha. Bir çare arkadaşlar. Çare? Papaza bak, tek bu ne? Ey müminler, koşun, koşun! Bu papaz sizin vicdanınız kadar kilerinizi de gıdıklayacak. Ey kutsal oğlum muhterem torunları! Tanrı günahlarınızı bağışlasın. Kilise için yardım topluyoruz. Un, bulgur, yağ ne olursa. Şarap da, şarap da. Akıllı ol uşak, uşaklığına benziyoruz. Seni efendi beni uşak yapan bahtıma lanet. Ha, yeter ya, o şarap da bulduk. Dönelim artık. Şurası zengin bir yere benziyor. Orayı da biraz kaşıyalım he. Ha? Kümes, savunun tavukları ben geliyorum. Gelin yemeyeceğim sizi, sayacağım. Dur kaçmayın. İmdat! Papaz tavukları çalıyor! Koşun be papaz! Durun gafiller! Günaha giriyorsunuz! Cehennemde çatır çatır!
Şunu közde kebap etsek iyi olacak. Çekelini yoksa dağıtırım beynine. İyi ama sen ne demiştin? Kadın ve şarap hariç her şeye ortak değil miydik biz? Ha? Demişsem öyledir. Ama vakit gelmedi. Tavuğun vadesi yetmedi. Yolcu yoluna gider arkadaşlar. Davranın. Ben cin adamıyım. İyi yaparsın. Neredeler şimdi? Zorladılar. Oradalar. Dağlarda. Bırakın gitsin yoluna. Onlar yukarıda, biz aşağıdayken bu çıplak dağlarda yakalamamız olanak dışı. Seni kullanacağız Siret. Seni... Bu sizin meseleniz. Bundan sonrasına karışmam. Hainler ihanet ederek yaşar Siret. Hayvansınız siz, vicdansızsınız. Bizim vicdanımız kanla yıkanmıştır. Sen kuğu boyunlu, ince bilekli karını düşün. Ne karı be, ne karı. Bu bizim Beyzade değil mi? Yardıma koşalım. Tut şunu bacı. Uzak olabilir. Dikkat edin. Kaçalım arkadaşım. Bunlar it gibi de sürü gezer. Kaçalım. Casussun sen. Attın okumuş. Üç kişiyi öldürerek zor kurtardı kendini. Kasaba meydanında kendini tehlikeye attı. Sonrası çok daha kötü oldu. Keşke ölseydim orada. Onurumu yıktılar. Her şeyimi, malımı, mülkümü, karımı bırakıp kaçtım. Belki de onlara tekrar kavuşmak için oltaya takılmış bir yem oldun. Okumuş. Karşında suçladığın kişinin bir Türk olduğunu unutma. Üstelik kolundan yaranı baksana. Onun eski rahatlığını bilirim. Tekrar kavuşmak için bacağını bile kesebilir. Çünkü o konak dışında, lüks dışında yaşamaya alışık değildir. Bence o bir hain. Ben hain değilim. O zaman bu hakareti geri aldır ona. Dövüş! Okumuş. Bırakın onu. Hasta. Morfin yapıyor acıya dayanmak için. Kurtuluşu da yok. Bize karşı da küçük düşmek istemiyor. Hiçbir şey belli etmeyin. Allah'ım! Dertsiz, utançsız insan yok mu yeryüzünde? Yok mu?
Kader, senin utanılacak bir yanın yok. Tertemiz. Kader, ağlıyor musun? Ben gözyaşlarımı içime gömdüm Afşar. Katlanmak gerek Kader. Savaş bu. Yuvaları yıkıyor, ocakları söndürüyor. İnsanın onurunu çiğniyor. Ve genç kızları kirletiyor. Zafer ve barış, fedakarlık istiyor. Sus Afşaroğlu. Barıştan söz etme bana. Var mı ki? Olmasa barışın yemyeşil çayırlarını ana yurtta aramaya gider miyiz? Sizin için belki. Benim için artık ne bir umut, ne bir barış. Kader, desem ki... Deme. Hiç yalnız kalmak istediğin oldu mu Afşar? Dağların böğründe, kapısını hiç kimsenin çalmadığı bir ev gibi. Tek başına. Kader, dinle bak. Ben ne yaptım ya? Kader! Kader! Deli misin sen be? Yapmak istediğin ne? Katılaşmak! Zalimleşmek! Silah almak istiyorum! Silah! Su! 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 Önce tavuk be! Yüz tamam. Dur be! Çekil be! Bırak, dur. Sen çıkartın. Su! Dur abi, dur. Al sen Susamışsın, dudakların çatlamış, hiç bırak. Asıl kalbim parça parça Afşaroğlu. Söyle, ilacı var mıdır? Herkes, hepimiz acı dert yüklüyüz Kader. Ölüm önümüzü ardımızı sarmış. Ama yaşıyoruz, yaşayacağız. Yaşamak onurla anlam kazanır Afşar. Bense onurumu yitirdim. Hem kendine hem bana zulmetme Kader. Ve bana öfkelenme. Sevdim seni Kader, sevdim, elimde değil. Beni sevme Afşar. Beni düşlerine katma. Bana acı verme. Gidiyoruz. Eh, bu iş tamamdır Beyzade. Bir dakika Okumuş. Bana Beyzade deme. Kardeşlik de. Kardeşlik. Kardeşlik. Bacım, biraz olsun ye. Orucum dedice. Ne orucu? Ölüm orucu. Bitlenme. Hayır. Yat biraz. Oldu. Ama fazla iş var. Susarsan biliyorsun herifleri. Onlar tavukken biz horozduk be. Hadi beyim, havada rumba. Yeri bulduk komutanım. Bratislava sahilinde. 12 mil kadar güneybatıda. Galiba yıkık kilise civarı. Hazırlanın, gidiyoruz. Sevmeni uyandıralım. Yeter. Kendi pisliğimi temizlemekte olsayım.
Albay Kuru geri Gestapo'ya tanıtacağım. Kimse kıpırdamasın! Sana fazla içme demedim aptal! Sattın bizi Beyzade! Mecburdum, anlayamazsın! Nasıl satılır bir Türk? Sen dur bakalım! Kardeşlik ha! Ver söyle! Değerini verdik, aldık! Bizim zaferlerimiz madalyayla ödüllendirilir. Madalyalarımız da kanla yıkanmıştır. Albayım, bu doktor galiba. Morfin. Kim kullanıyor bunu? Sen kullanıyorsun. Söyle, dosya nerede bakalım? Bilmiyorum. Şimdi ezeyim mi şu sihirli tüpü? Elme! Bilmiyorum! Elme! Ne olur ona dokunmayın. Lütfen. Hainlere söz düşmez. Hainler. Nerede albayım? Bitti. İhbar aldık. Yıka kimseye gitti. Bırak soytarılığı, gidiyoruz. Hainler. Konuş. Nerede dosya? Nerede dosya? Buldum! Bu Avşaroğlu yuttu dosyayı! Asır lan! Öküz! Koskoca dosya yutulur mu? Yapar bu! Tanımazsınız onu! Karnını yaralım! Kesme! Saçmalama! Kurşuna dizin arkadaşlarını! Belki o zaman dili çözülür! Arkadaşlar! Endişelenmeyin! Dosyayı bilirlerde! Vermiş. Buyurun. Plan bende albay. Ver. Vereceğim, acele etmeyin. Ama bir şartla. Şartı şurtu tanıma albayım. Bitirelim işi, alalım planı. Şartınız Fräulein. O. İstiyorum onu. Olmaz, olamaz. Hayır, olamaz. Aha, öküz Menkov. Bu kadar cinsi cazibe sahip olduğunu bilmezdim. Menkov sizindir Fräulein. Plan! İşim bitince yerini öğreneceksiniz. Ancak Menkov silahsız ve bıçaksız gerek. Silahsız ve bıçaksız. Seninle hesaplaşacağız çoban iki. Hadi davran. Elimle. Gel. Gel! Kardeşim! Şimdi yaşa. Hep yaşa rezil gibi. Ölmek yaşamaktan iyi onun için. Plan Fräulein. Planınız suya düştü Fon Efendi. Plan nerede? Söyle. Söyleyeceğimi mi sandın? Söyle.
Söyle, nerede plan? Konuş. Kader! Avşar! Kurtuldunuz mu? Yaşarken yitirdiğini ölürken kazandı o. Bir efsane gibi ölmek kısmetmiş sana. Plan? Plan nerede Avşar? Plan Eminerler'de. Hadi yürüyün. Plan dosyası nerede ya? Emin bir yerde. Yuttun mu yoksa? Sus be. Yutulur mu lan? Hastaneye. Hastaneye götürün beni. Bu oraya senin gibi asker gerekmez. Ellerinde karılarının sıcaklığı, dağınık saçlarında rüzgar, gözlerinde şimşek yalınları. Ölümü tanıdılar. Bizler sahile gidiyor komutanım. Gelin benimle. Hadi bacım sen de. Neden vereceğim? Beni boş ver bacım. Büyük yaşamadık belki büyük ölürüz. Koruyun onları. Sabah edip birlikte yiyeceğiz. Kısmet değilmiş. Benim yerime geçsen diye yiyeceğim. Git soğan git, deniz olmadan ne işe yararsın? Git! Ne?
kalanlara selam olsun. Komutanım. Özgürlüğün evlatları yorulmaz. Onlar öldü. Onlar aydınlığın temsilcileriydi Kader. Karanlığın bekçileriyle vuruşurken öldüler. Ne mutlu onlara. Savaş adidir. Zulümdür. En kötü barış bile savaştan iyidir. Ve savaş başlatanların başını yer. Seni seviyorum Kader. Konuşma. Seviyorum seni. Sus. Evleneceğiz ana yurtta. Duy beni. İşit. Anla. İnsanlık için değerli ne varsa yaşamalıyız. Bize siper olan şehit arkadaşlarımız adına çocuklarımız olmalı. Asker etmeliyiz Kader. Duy beni. İşit. Duymak istediğim şeyleri söylüyorsun. Ama söylediklerini duymak acı veriyor bana. Tamam. Anla beni. Sevgimi, saygımı anla. Kirlenmişim. Pisim. Karayım. Yüreğime beton sarmış. Taş olmuş. Yaşanmaz maaş. Kader. Kara bir dönem bu. İnsanın ruhunu sınayan bir dönem. El ele, yürek yüreğe olmalıyız. Kahroluruz. Bunu ufak olur yeteriz. Mutsuz oluruz. Sensiz mutsuz olacağım ama seninle mutsuz olurum daha iyi. Son olsun bu konuşmamız. Bu benim son sözüm olsun. Sus. Ben Türk'üm Kader. Töreden bir adamım. Son sözü kadına bırakmam. Bir kan ve barut cehenneminde bile olsak sevmek güzel. Sevmek, barış, özgürlük, ulu ve yüce bir iş. Avşar! Hayır! Sen git Kader, emaneti yetiştir. Hadi git. Seni nasıl yalnız bırakırım avşar? Bir vatan söz konusu Kader. Binlerce avşar feda olsun. Hadi git. Git benim sevdiğim, kaderim. Koş, ulaş ki kanım boşa akmasın. Köpüğün enişleri, nazik kuşları, bir gün... Evet, evet bir gün Avrupa'da seslerimiz duyulunca... ...kulaklarını kim tıkayacak hepiniz? Silahlar sustu. Sağ olun. Vatan size minnettardır.
Babam öldü komutan. Yeri boşaldı. Teşkilat birini görevlendirir. Geliyor musun? Kalıyorum. İzninizle. Neden? Babamın kaldığı yerden devam etmek için.